Merhaba arkadaşlar, bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda deneme sınavlarında nasıl bir yöntem, nasıl bir taktik izleyeceğiz? Onunla ilgili bazı ufak tefek bilgiler vereceğim. Arkadaşlar, deneme sınavı sırasında izleyeceğimiz bir strateji olmalı. Yani önce hangi testten başlayacağım, sonra hangi teste geçeceğim? Bununla ilgili kendimize uyacak bir şekilde bir strateji belirlememiz gerekiyor. Çünkü bu tür stratejiyi sık sık değiştirdiğimiz zaman çok doğru mu sonuçlar alınmadığını gözlemliyoruz. Değerli arkadaşlar, deneme sınavlarında örneğin Türkçeden başlayacak isek 20. soruya geldiğimiz zaman kalemi bırakacağız, geriye doğru yaslanacağız, derin bir nefes alacağız ve bu nefesimizi yavaş yavaş bırakacağız. Veya şunu da yapabiliriz, buna ek olarak kirpiklerimize ya da göz kapaklarımıza ya da her ikisine birden masaj uygulayarak gözlerimizin de dinlenmesine yardımcı olabiliriz. Ama bunu bir vakit kaybı olarak da değerlendirmemenizde fayda var. Şimdi bu yöntemi örneğin Türkçeden matematiğe geçerken ya da Türkçeden artık hangisine geçecekseniz o teste doğru geçerken yine bu yöntemi uygulamanızda fayda var. Değerli arkadaşlar, deneme sınavlarımız sırasında kodlamayı sayfa sayfa yapmayı daha çok öneriyoruz. Soruyu çözdükten sonra hemen optik kağıda kodlama yaptığımız zaman hem biraz dikkatimizde bir dağılma oluyor hem de bu bir zaman kaybı oluyor. Ama birinci sayfayı çözdükten sonra o sayfayı kağıda geçirdiğimiz zaman hem dikkatimizde dağınıklık engellenmiş olunuyor hem de zamandan bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Deneme sınavlarında en çok yaşanan sorunlardan biri süre sıkıntısı. Arkadaşlar, süreyi veya süreyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğimizi çok iyi bir şekilde belirlememiz lazım. Eğer oldu ya geri kaldığımız zaman aman eyvah yetiştiremedim psikolojisine girersek yapabileceğimiz diğer soruları da yapamayacağımızı ve netlerimizde bir düşüşün olacağını da arkadaşlar gözlemleyeceksiniz. Soruları çözerken şunu da gözlemliyoruz. Arkadaşlar, soruları çözerken bazı arkadaşlar nedense sorunun tamamını altını çiziyor. Oysa soruda sadece önemli olan kısımların altının çizilmesi gerekiyor. Hem o altı çizili kısımlara konsantre olabilmek hem de zaman kaybını azaltabilmek için. Bir başka nokta, deneme sınavlarında bazı sorularla inatlaşabiliyoruz. İlla ki o soruyu çözeceğiz. İlla o soruyu çözeceğiz. Bu yüzden hem fazla miktarda vakit kaybı yaşıyoruz hem de psikolojimizde biraz bozulma ve dalgalanmalar yaşanıyor. Böylece yapabileceğimiz diğer soruları da yapamamaya başlıyoruz. Arkadaşım, o soruyla boğuşma, geç. Önce garanti olan soruları cebine koy. Bunu birinci tur olarak yap. Sonra ikinci tura geç. İkinci turda yapamadığın, çözemediğin sorular ya da iki şıkka kadar indirdiğin sorular ya da emin olamadığın sorulara bir kez daha bak. Ama şunu unutma. Önce garanti soruları cebinize koyun. Yani bir soruyla çok fazla boğuşarak, onunla vakit harcayarak ne elinize geçiyor onu da anlamış değilim. Değerli öğrenci arkadaşlarımız, özellikle uzun saçlı arkadaşlarımız için bir önerim olacak. Bu arkadaşlarımız saçlarını bağlamadıklarında ve sıraya çok fazla eğildiklerinde bildiğiniz gibi saçlar yüzünü kapatıyor. Kapattığı zaman burun ile sıra arasındaki mesafenin de azlığından dolayı o bölgedeki hava oranı da düşmüş oluyor. Ne oluyor o zaman? Oksijen alıp karbondioksit verdiğimize göre o bölgedeki hava miktarını düşürmüş oluyoruz. Ve böylece beynimize giden oksijen miktarı azaldığından dolayı hem dikkatimiz dağılıyor hem de algı kapasitemizde bir düşüş yaşanıyor ve soruları ise yanlış yapma oranımız yükseliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Uzun saçımız varsa saçımıza bağlayacağız. 2. Sıra ile burnumuz arasındaki mesafeyi çok yakın tutmayacağız. Ve arkadaşlar, yer yerde sıramızın üzerine şu şekilde yelpazeleyerek hava akımını artıracağız. O bölgenin hava